İman kurtarmak sadece Ya Hayyu Ya Kayyum duasını söylemekle olmuyormuş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Radiyallahu teala anna ve enküm. Bismillahirrahmanirrahim. حصنتكم بالحي القيوم لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حكيم الترمذي رحمة الله عليه مجرباتı Dîrebî'de geliyor ve yine birkaç muteber kaynaklarda geliyor. Ra'aytu Rabbi elf merratin, işte Rabbimi 1000 kere gördüm. Hatırlıyorsam öyleydi diyor ve Rabbime bir defasında niyazda bulundum. Ya Rabbi korkuyorum imansız gitmeye. Kalbimin ölmesinden korkuyorum. Kalp ölmesi nedir? Onu konuşacağız. Hakim-i Termizi Hazretleri imansız gitmekten korkuyorum ya Rabbi diye ağlamış. Evet, ağlıyor muyuz sabahları işte namazlarımızda imansız gitmekten korkuyorum diye? Yoksa artık ilmim var, işte şöhretim de var. Nasıl olsa herkes beni işte ilim ehli biliyor ya da rabıt ehliyim ya da filan Kamil Mürşit kurtaracak diye emin miyiz? İşte yaptığımız hizmet de var diye. Yok, Hakimi Termizi kadar olamayız. İşte o zat bile ağlamış. Ya Rabbi imansız gitmekten korkuyorum diye. Allah hakikaten korkuyor ki Allah Teala dilini döndürüyor. Hakikaten korkmazsak biz öyle Allah'ım imansız gitmekten korkuyorum diye içimiz titremez ki. Şimdi sonra Allah Subhanahu ve Teala Hakimi Termizi Hazretlerine hitap eylemiş ve şu duayı öğretmiş ki bu sarı ilmihalde hepimizin ezberlediği duadır. Sabah namazının bazı rivayetlerde sünneti ile ferzi arasında 3 kere, bazı rivayetlerde 40 kere söylenmesi gelmektedir. Yani ulema öyle rivayet ediyor. Hangi dua? Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zel Celali Vel İkram Es'elüke en tuhyiye kalbi binuri marifetike ebeden. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya bedi'es semavati vel ardi. Bu dua 3 kere ya da 40 kere söylenilecek. Bir derviş kardeşimiz anlatıyor. Gençlerden, öncekilerden değil. Yani Kamil Mürşid Hazretlerinin tasarrufu devam ettiğini ispat eden şu günümüzdeki genç kardeşlerimizden birisi diyor. O dua ediyor, ben söylerken diyor işte batıni bir ses duydum. Niye çok meleklerin böyle zikrettiğini, ruhaniyetin o duayı zikrettiğini şu kulaklarımla duydum diyor. Ki Kasım, Asım Kiraz isimli bir zat, ulemadan bir zat buyurmuş ki eğer kalp zikrederse şu lisanının zikri gibi onu duyarsın buyurmuş. Evet, burada şunu tekitlemek isteriz. Farzayn kanalının herhangi bir uydurma söylemeye ihtiyacı da yok, zamanı da yok. Elhamdülillah söyleyip yetiştirmeye çalıştığımız o kadar çok hakikat var ki uydurmaya, zaman ayırmaya ihtiyacımız yok. Hiç. Evet, ahiret sorarsan aynısını derim diye aktarıyoruz her sözümüzü. Şimdi o dua herkesin malumudur. Sen bizim zamanımızı niye çalıyorsun derseniz deriz ki o dua ile yetmezmiş. Kim diyor, sen mi diyorsun? Yok, ben demiyorum. Evvela kalp ölmesi nedir? Abdurrahman Tırsi Hazretlerine Kaddesallahu sırrahul aziz sormuşlar kalp ölmesi nedir diye. Daha doğrusu Abdurrahman Tırsi Hazretlerinin kavli şöyledir. Buyuruyor ki mübarek beden eğer gıda yemezse bir vakit geçince hasta olur. Onun gibi ruh da hasta olur. Bedenin gıdası olduğu gibi ruhun da gıdası vardır. Buyurmuş. Bedenin hastalığı malumdur.
her çeşit hastalıklar. Ruhun hastalığı nedir denildiğinde, ruhun hastalığı insan ruh hastalanınca günahlardan zevklenmeye başlar. Yani bir gaflete düşer, gaflet ona zevk verir. Gaflet o kişiye zevk verir. Hani mesela günümüzde birileri niçin bol bol gıybet ediyor ya da niçin bol bol dizi seyrediyor? Çünkü gaflette nefs için zevk vardır. Ama bir kişinin eğer ruhu kemalat bulduysa, bunu İmam Rabbani Hazretleri mektubatında diyor. Bir kişi ki ruhu kemalat buldu. Nereden kemalat buldu? Emmarelikten göbeği kesildi, artık hakiki tövbeye adım attıysa, ruhu kemalat bulduysa, o kişi nefsin zevklendiği şey ile onun ruhu zevklenmez diyor. Aksine diyor, nefsin zevklendiği şeyden ruhu iztirap çeker diyor. Saatlerce tarihi dizi seyrediyorum diye Osmanlı dizisini Osmanlı ya da Abdülhamit Han dizilerini seyreden işte arkadaşları biliyoruz. Biliyor musunuz? Tarih işte diyor. Halbuki din büyükleri ne buyurmuş? Bizim kardeşlerimiz tarihi dizilerden değil. Niye? Çünkü namahreme bakıyorsun. Utbe bin Gulam kaddesallahu sırrehul aziz vefat ettiğinde bir zat onu rüyasında görüyor. Yüzünün bir tarafı simsiyah olduğunu görüyor. Siyah olduğunu görüyor. Ne oldu diyor? Şimdi bu rüyalar bir ibrettir. Elbette Utbe bin Gulam Hazretleri işte Allah Subhanahu ve Teala Kevser suyuna koymuştur, tertemiz olmuştur da öyle cennete girer, zaten cennete girecek herkes. Utbe bin Gulam Hazretleri'nin yüzünün bir tarafı simsiyah olduğunu görüyor ve diyor ki nedir bu denilince, ben diyor böyle sakalı çıkmamış bir çocuğa diyor. Bir kere bakmıştım diyor, cehennemden bir yılan çıktı, bir kere ısırdı diyor. Hadi bakalım, bir bakmaya bir ısırık diyor, bir ısırma diyor, bir sokma diyor, sen ısırırım diyor. Peki sen efendim kaç tane namahreme bakıyorsun? Hatta bizim bir arkadaşımız diyor, benim diyor hanımıma diyor işte bir ilim ehlinden olan zat diyor. Haydi bakalım, şurada bir efendim lokanta var, çok güvenli. Haydi orada bir sizi misafir edeyim deyivermiş. Ne saçmalıyorsunuz ya demiş o da. Anlıyor musunuz? Ne saçmalıyoruz? Yani ne kadar saçmalık bu? Bir kere namahremlik yok mu? Beş saat mi anlatılacak size? Namahremlik yok mudur? Ondan sonra rastgele lokantada senin ne işin var? 20 dakika sonra bilmem, yok 20 dakika değil ya, 5 dakika arabayla ileride kendi evin var. Bunun da kendi evi burada. Deyivermiş ondan sonra kardeşimiz de. Evet, o kadar çok bozuyorsunuz ki diyoruz kendi amcamızın oğullarına. Peki şimdi ne oldu şimdi? Abdurrahman Tırsi Hazretlerinin kavlini devam ettirelim. Buyuruyor ki kalbin hastalığı diyor günahtan zevklenmesidir diyor. Senin dizi gördüğünde zevklendiğin gibi. İmam Rabbani Hazretleri diyor Mektubat-ı Şerif'te kalp ruhu kemale eren kişi, yani ruhu artık nefs emmarelikten kurtulan, kemale erme, seyri sülüke adam atan kişi, nefsinin zevklendiği şeyden zevklenmez. Anlıyor musunuz? Evliya Allah'ın kısselerini okursanız, mesela Zünnun-u Mısri Hazretleri bir gün nefsim benden şunu istedi diyor. Ya da Bayezid-i Bestami Hazretleri bir gün nefsim benden şunu istedi diyor. Bak niye öyle konuşuyorlar? Biz niye ben şunu istedim diye konuşuruz biz? Anlıyor musunuz? Ben şunu istiyorum, ben şunu arzu ediyorum. Hatta nefsin arzusuna nicelerini tanıyoruz. Artık ihtiyar olmuş ama nefsin arzusuna şap dinin kılıfını giydiriyor. Böyle ya, böyle ya diyor. Dinimiz de böyle ya diyor. Hayır, nefsin arzusu nefsin arzusu olarak duracak. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ denildiğinde sen de mücrimlerin arasında kalmaman için bugün nefsin bir şey istediğinde onu nefis istiyor diye ruhun eziyet çekmesi lazım. Nefsin arzusunu duyunca. Evet, eğer haykırmakla kulaklarınız duysaydı, böyle sümmün bukmün umyun olan kulaklar duysaydı, elimize mikrofon alır, sizin sokağınıza gidip haykırırdık davul çalarak. Ama
Tesir, sözün tesiri efendim anlatan kişinin ne derecede emel ettiğiyle bağlı. Oraya gelinceye kalplerimiz müteallim oluyor. Ya Rabbi diyoruz. Evet, en azından dert edindiğimizi size ulaştırabilelim. Buraya dikkat eder misiniz? Nefis bir şeyi istediğinde Mektubat-ı Şerif'ten söylüyoruz. Kendi indi şahsi fikrimizi söylemiyoruz. Nefis bir şeyden zevklenirse ve ruh o nefsin zevkinden zevkleniyorsa o da artık onun batağına batmıştır. Ayet-i kerime bu sözüme delildir diyor. Veredednâhu esfele sâfilîn. İşte o esfele sâfilîn alçaklığın alçaklığı bir zevklerin içerisinde nefis batakalır şey ruh. Nefisle karma karışık benim zevkim zanneder ruh diyor. Anlıyor musun insan? İnsanoğlun Allah Subhanahu ve Teala diğer mahluklardan üstün, şerefli yarattı. İnsanlığın zevki melekuti, melekler gibi zevklenmesi lazım ruh olarak. Peki sen bir gün efendim günahlardan, gafletten zevkleniyorsun ve bu işine kılıf arıyorsun. Nicenizi gördüm ya bak yerimden kalkıyorum şimdi ben. Canım sıkılıyor var ya. Kendi kendime sonra nefsim diyor ki niye sakin anlatmadın ki diyor. Sakin anlatılacak bir şey değil ki. Biliyor musunuz? Dağın en zirvelerinde evi olanları tanıyorum. Onların sözünü kulağımla duydum ya. Zirvedeki zannedilenlerden duydum ya. Yerimden kalkarak anlatıyorum ya. Rezalet ya. Dışarıdan lokma yiyor. Tahavvül, istihlal fetvasıyla kurtarabilecek miyiz diyor. Ya yaptığı işine fetvadan çare arıyor şey. Ya bu yaptığınız işin fazilet söyleyeceğiz. Fazilet zannedeceksiniz değil mi? Sen çareyi şimdi mi arayacaksın? Sana hey niye yiyorsun denilince falan fetva beni kurtaracak mı diyeceksin. Bir gün o kadar neredeydin? Bilmem 70 senedir onu yiyorsun ya da 50 senedir ya da 40 senedir. Bilmiyorum o kınzır toz ne zaman geldiyse sofrana. Sofrasında senelerdir hınzır tozu yiyor. Niye yiyorsun denilince acaba istihlal fetvası kurtaracak mı diyor. Sen onu kurtaracak mı diye eğer nefsinin zevkinden zevklenmemiş olsaydın şimdi sana sorulduğunda değil efendim o katkılı madde içinde var diye duyduğunda ya da sofrana geldiğinde feryat edecektin, inleyecektin biliyor musun? Ağlamayan çocuğa süt verilmesi. Çocuk ne yapıyor? Gözyaşını, ağladığını, nalesini annesine, babasına duyuruyor. Sen de duyurman gerekiyordu eğer din büyüklerine muhabbetin varsa, ulemaya muhabbetin varsa ne yapacağız diye haykırman gerekiyordu. Dünyaya böyle kükremen gerekiyordu. Bir de soruyorsunuz niye çıktın ki sosyal medyaya diye. Ya siz bekleyin ben sokağınıza davul çalarak varacağım böyle devam ederseniz. Ya öyle işte başka bir çare varsa söyleyin bak yoruma yazın sen saçmalıyorsun diye yoruma yazın. Evet. Evet bir kişi kızdığında yerine oturması gerekiyordu değil mi? Ben de şimdi yerime oturuyorum arkadaşım seni iftirazi değil mi? Farazi bir sohbet meclisimiz burası değil mi? Farazi meclis derler buna şeye. Sosyal medyadaki meclislere. Evet şimdi farazan bir meclisteyiz hepimiz. Dinleyenlerle beraber ya da iletirseniz sizin en sevdiğiniz Hindistanlı hocalarınızla beraber. Evet iman kurtarmak hususunda konuşuyorduk. İmam Rabbani Hazretleri'nin kavlini koyduk ortaya. Dedik ki eğer sen nefsinden emmareliğinden, esfele sefiliğinden kurtulmuş, böyle kendi iddia ettiğin gibi maneviyat ehliysen, değil mi? Bu zamanın velisi sen isen, niye? Canın yanmıyor, canın sıkılmıyor bu pis lokmayı yerken, pis lokma derken, habis lokma. Arapçasına habis lokma. Niye habis lokma? Eğer içinde hınzır tozu varsa. Yoksa ne ala ben bilmiyorum. Gidin onu uzmana sorun var mı yok mu diye. Ama ben gittim laboratuvara araştırdım. Benim Ali isminde bir hocam vardı. O araştırdı. Ya ben araştırmadım. Niye? Ben araştırmaya ihtiyacım yok ki. Var dedi mi terk ediverdim o kadar. Anlıyor musun? O kadar sultanlar gibi amel etmek lazım. Her şeyin en mükemmeline talibiz. Ortası aşağısı bize lazım değil. Bize
Fard-ı muhabbet, böyle ateş-i mefruda sahipleri lazımdır buyuruldu. Var dediyse onu niye araştırayım ki ben? En temizini bulacağım, getireceğim, yiyeceğim. Var mı yok mu? Bir kere gaflette yapılan şeyi niye yiyeceğim? Benim var mıymış yok muymuş diye araştırmaya ihtiyacım yok. Daha güzel, mükemmel ahkamların peşindeyim. Gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar buyurdu Bakı Billah Hazretleri. O zatın ruhaniyeti kalbime hitap etti. Yani kalbime hitap etti derken zuhurat gördüm demek istemiyorum. Biz öyle ben zuhurat gördüm deme peşinde değiliz. Biz kalbime hitap etti den maksadımız nedir? Onu bir takvim yaprağında okuyunca hemen emele başladım demek istiyorum. Anlıyor musunuz? Sakin değil mi? Sakin konuşalım. Evet. Ki din ahkamını birileri bozuyorsa ne derecede sakin kalınır ve sakin kalmak doğru mudur? O tartışılır tabii ki de. Şimdi gelelim iman kurtarma meselesine. Nice Müslüman camisinden kalkan cenazeler vardır ki ahirette gayrimüslim kabrinden dirilecek buyuruldu hadis-i şerifte. Ne demek? Müslümanmış diye gömülüyor, bilmem filan zatmış diye gömülüyor ama gayrimüslim kabrinden kalkabiliyor. Nasıl böyle kalkabilir? Abdurrahman Tırsi Hazretleri'nin kavline gelelim. Buyuruyor ki kalbin hastalığı diyor, günahtan lezzetlenmesidir diyor. Sen ekmek yerken lezzetleniyorsun. Hatta nereden biliyorum lezzetlendiğini biliyor musun? Terk etsene dediğimde canın sıkılıyor. Oradan biliyorum seni. Evet. Ondan sonra Abdurrahman Tirsi Hazretleri'nin kavliyle İmam Rabbani Hazretleri'nin kavlini birbirine mercan gibi bir ipe dizildiğini görüyorsunuz değil mi? Mektubat-ı Şerif'te diyor, eğer senin nefsin göbeği esfele sefilinde ise daha şey esfele sefilinde de makamından kurtulmadıysa, göbeğinde hammarelikten kesilmediyse ki bu ifadeleri ben katıyorum anlayın diye, ruhun daha nefsin esfele sefilin makamından kurtulmadıysa diyor, nefis neyle zevklendiyse sen ondan zevklenirsin diyor. Abdurrahman Tirsi Hazretleri diyor ki, kalbin hasta olduğu ne demektir denilince, kalp diyor günahlardan zevklenir. Eğer o günahtan zevkleniyorsa, rahatsız olmuyorsa o kalp hastadır diyor. Yine İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, eğer ruh diyor kemalata adım attıysa, esfele sefiliğinden kurtulduysa, seyri sülüke adım attıysa, o zaman diyor nefsin zevk ettiği, zevklendiği şeyler ruha istirahattır, iskencedir diyor. Anladın değil mi? Evet arkadaşım, yapacağız değil mi bir şeyler? İnşallahül Kerim. Evet. Buraya kadar anladık. Hasta kalbin ne olduğunu anladık. Değil mi? Kemalata ermeyen ruh nefsin zevklendiği şeyden zevkleniyormuş. Tamam, orası hastalığıymış ruhun. Bu da tehlikeli değil mi? Ruh hasta. Kalp hasta. Tamam. Kalbin ölümünden bahsediyor Abdurrahman Tirsi Hazretleri. Eğer diyor bir bedene diyor gıdasını vermezsen önce hastalanır sonra ölür ya diyor. Ruh da diyor, kalp de diyor önce hastalanır sonra gıdasını vermezsen ölür diyor. Efendim kalbin ölmesi nedir diye soruyorlar. Kalbin ölmesi diyor günah işlerden zevklenir. He. Kalbin hastalığı günah işlere meyleder. Kalbin ölmesi diyor küfre düşmesidir diyor. Evet. Kalbin ölmesi neymiş? Küfre düşmesi. Kalbin hastalığı neymiş? Günah işlerden zevklenmesiymiş. Bir kişi günah işlerden zevkleniyor. Ruhu istirap duymuyor. Peki Evliyaullah günah işten ruhu istirap duyuyor muydu? Evet. Nasıl konuşuyordu onun için onlar? Nefsim şunu istedi diyor. Bak nefsi sanki başka birisiymiş gibi konuşuyor değil mi? Biz ne diyoruz? Benim arzum, benim arzum, benim arzum. Allah bitmiyor arzusu. Şu ilim ehlinden bahsediyoruz. Sakın bak. Sakın. Sakın muhatabımız. Çok derin ilim sahibi, tarikat ehliyim diyen ulema, kendi amcalarımdan başkası zannetme. Anlıyor musunuz? Bakın sakın, yani şöyle anlatayım o zaman.
tasavvuf ahkamının bazıları unutulduysa ve onu ihya edelim sözünün muhatabı kimdir? Elbette tarikat ehliyim diyen derin ilim sahipleridir. Bu sözün muhatabı sakın başkalar zannetmeyin. Evet, kalbin ölümünden bahsediyorduk. Evliyaullah, o nefsim arzu etti diyor bak. Nefis başka birisiymiş gibi bakıyor. Ama nice ilim ehlini görüyoruz ki işte nefsinin menfaati için aynı benzinle yüren araba gibiler biliyor musunuz? Nefsinin menfaati varsa o menfaatini Allah rızası içindir bu işim diye gizliyor. Nefsinin menfaati bitince takır takır tas diye duran araba gibi duruveriyor. İleri gitmiyor. Dönsen de ileri gitmiyor ya. Hayvan bile dönsen ileri gidiyor isteği olmadığında ama o kişiler ileri gitmiyor. Eşek bile dönse ileri gidiyor ama o insanlar nefs emmare var ya eşek üzülürmüş. Ben diyormuş Allah'ı bir günde efendim 500 kere zikrederim ya diyormuş. Biliyor musunuz? Bir kere Allah dedirtemiyor kalbine. Habis lokma yiyenler, rabıtası kesik olanlar. Ya vahim şeylerden bahsediyoruz değil mi? Yani nasılsınız diyecektim de demeyeceğim. Çünkü bir kişiye nasılsınız denilince, borcun var deyince, aa demiş gitmiş borcun tamamını ödeyivermiş mübarek zatlar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh olacaktı. Bir daha birilerine nasılsınız dememiş. Şimdi 80 kere borcu var denildiğini duyuyor birbirinin. Ama وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ birbirler işte şurada bir efendim muhtaç var, şurada bir şöyle var, onlara yardım edelim diye duyurmaktan böyle sakınıyorlar. Ya habis lokma yiye yiye ne hallere gelmişsiniz böyle. Evet, estağfurullahal azim ve tübileyik. Elhamdülillahillezî afana min mebtelâhum bihi faddalani ala kesîrin min men halaka tafdîlâ diyelim artık. Allahümme ehdina fîmen hedeyt. Allah'ım bizi hidayete erenler içerisinde hidayete erdir. İşte etraftaki dostlarımızın yani dostlarımız diyemeyeceğiz. Dostumuz olsun o hepimiz bir gemideyiz diyen kişilerin tamamı. Evet, kalbin ölmesine geldik. Kalbin ölmesi neymiş? Şart diye küfre düşmesi imiş. Kalbin küfre düşmesi imiş. Kalp öldüğünü konuştuk ya. Şimdi gelelim Hakimi Termizi Hazretlerin duasına. Kalbimi öldürme diye ağladığı duasına bak. Benim kalbim ölmez diye kibirlenemezsin. Çünkü Hakimi Termizi Hazretleri dahi Rabbimi diyor 1.000 kere gördüm diyen zat Rabbisine yalvarmış. Ya Rabbi kalbimin ölmesinden korkuyorum. Yani imansız gitmekten korkuyorum demiş. Anlıyorsunuz değil mi? Peki kalbin ölmesinin yine bir şeyi alameti. Bütün ulema ittifak etti. Teheccüd namazına kalkamayan kişinin kalbi ölü olduğu hakkında. Anlıyor musunuz? Çok tehlikeli şeyler konuşuyoruz değil mi? Bakın şu cevher, bu cevher, bu cevher hepsini getirmişiz. Bir tane taca şöyle yerleştirmişiz. Al bunu sen başında taşı diyoruz değil mi? Öyle yapmışız herhalde. Hatta bir hadis-i şerifte men teallemel Kur'an, işte Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse men kara'al Kur'an diye başlıyor. Kim ki Kur'an-ı Kerim'i artık hafız olursa, öğrenirse ve onunla emel ederse ana babasının başına diyor kıyamet günü öyle bir taç takacak ki diyor o tacın nuru diyor dünyada şu şems işte güneş nasıl da lambaların nurunu zayıf bırakıyorsa ahirette de o tacdaki cevherlerin nuru öyleymiş. Yani öyle bir parlıyormuş. Dünyada güneş nasıl parlıyorsa ahirette o cevherlerin nuru öyle bir parlıyormuş. Kendilerinin ereceği yani anne babasına tac veriyor ama kendilerinin ereceği makamlar ayrı sayılıyor. Ayrı zikrediliyor. Peki emel eden diyor o hadis-i şerifte. Men qara'al Kur'ane ve amele bihi. Kim Kur'an-ı Kerim'i okudu, hafız oldu, hafızı Kur'an oldu ve onunla amel etti. Ulbise validehu yevmel kıyameti tacin min nurin. Nurdan ana babasına taç giydirir. Ama bu hadis-i şerifte sadece men kara'al Kur'an demiyor ve
amele bihi, onunla emel ederse diyor. Peki emel etmezse ne olacak? Emel etmezse rubbetâ lin yel'anehumul Kur'an-ı Kerim onu lanetleyecek. Hatta cehennem ehli olacak. Hafızlar, kârılar işte hakkında hadis-i şerifler vardır. Bunları biliyoruz. O zaman emel etmek çok çok mühim imiş. Kalbin, evet, teheccüde kalkamayan kişinin kalbi ölü olduğu hakkında alimler ittifak ettiler dedik. Şimdi o şey Hakim-i Tirmizi Hazretleri Rabbimi bin kere gördüm. Yani nurunun tecellisini gördüm demek istiyor. Zatını elbette göremez. Lem terani, beni göremezsin buyurdu Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a. Evet. Bunun hakkında çok rivayetler var da biz gelelim imanını kurtarma meselemize. Nasıl kurtarabiliriz? Madem Hakim-i Tirmizi rahimahullah dahi korktuysa biz de korkmalıyız. İşte kendisine dua öğretti Allah Subhanahu ve Teala hitap ile: Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zel Celali vel İkram Es'eluke en tuhyiye kalbi bi nuru ma'rifetike ebeden. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Bedi'as semavati vel ardi. İşte bu duayı sabah namazın sünnetiyle farzı arasında 3 kere ya da bazı rivayet 40 kere oku dedi. Ancak bu dua yetmezmiş. Niye? Şimdi gelelim bu sohbetimizin lübabına. Yani bu sohbeti yapmamıza sebep olan bir kavile. Diyor ki Sırrı Sakati Hazretlerinin vasfında Tezkiretül Evliya kitaplarına bakarsanız vasfında diyor ki nefsini mücahede ile öldüren ve kalbini müşahede ile dirilten zattır diyor. Ne demek oldu şimdi? Nefis önce mücahede ile ölecek ki kalp dirilmesine bir mani kalmasın. Mücahede, cihad-ı ekber hadis-i şerifte var mıdır? Yani bu sözün aslı, esası hadis-i şerifte vardır. Recaane min cihadil esgar ila cihadil ekber. Küçük cihattan büyük cihada döndük buyuruldu hadis-i şerif. Yani nefis ile cihat, nefs ile cihat. Her cihatta karşı tarafın ölmesi gerekiyor, öyle değil mi? Madem cihat ise. Yani nefsi öldürmek, nefsin havasını öldürmek. Mutu kable en tamutu, ölmeden önce ölün buyuruldu hadis-i şerifte. Peki nefs ölürse kalp diriliyormuş. Şimdi dua ile bu işin bitmediğini anladık değil mi? Nefis ile mücahede hadis-i şerif boşuna değil ki. Hadis-i şerif, yani nefs ile mücadele edeceğiz. Ondan sonra ağlayacağız Allah Subhanahu ve Teala'ya o duayı söyleyip. Sadece o duayı söyledik ama nefs ile mücadele etmedik. Anlıyor musunuz? O zaman hiç olmazmış. Tekrar söyleyeceğim o kavli. Nefis ile mücahede ederek, bakın mücahede ederek nefsini öldüren ve müşahede ile kalbini dirilten zatlar imiş Evliyaullah. O zaman bizim iman kurtarmamız için evvela nefsi öldürme meselemiz varmış. Yoksa suri imanda kalacağız. Suri iman nedir? Ne yaparsa tamamı mekirdir buyurdu Kamil Mürşid Kaddesallahu Sırrahul Aziz. Ve diyor ki, buyuruyor ki mübarek suri iman diyor. Bir kere cehenneme uğrayıp öyle çıkacak diyor. Burada Allah Subhanahu ve Teala'nın lütuf sahibi olduğu ortaya çıkıyor. İzah ediliyor. Açığa çıkıyor. Niye? Çünkü Allah Teala diyor velev ki sureten var iman. Selman Fani diyor ki suri iman ma huve fil hakika la huve. Suri iman nedir? Hakikatta yoktur o. Yani surette var. Sureten Müslüman ama hakikaten kalbi daha dirilmemiş. Kalbi daha teheccüde kalkamıyor. Kalbi daha ölü. Kalp ölü olduğu nedir? Küfre düşmesidir. Gel gör her gün sen habis lokmaya besmele çekiyorsun diyorum amcamın oğluna. Habis lokmaya besmele nedir? Geçen dağ başındaki bir efendim ilim ehli zata sorduk. Habis lokmaya besmele Allah Teala.
Tayyib'i emrediyor ayet-kerimeyle. Habisi haram kıldı Allah Teala diyor ayet-kerimede. Peki Allah Teala habisi haram kıldıysa bu içinde hınzır tozu olan şeylere besmele çekiliyor. Aslı haram olan şeyin tozu da haramdır. Buna besmele çekiliyor. Diyelim sen onu yok daha açmayın açmayın onu. İçinde haram olduğu olmadığı belli değil. Gidip araştırsana. Ayağın kırılırsa şey kırıldı ya da efendim aya kemikler çıktı ya da kemik böyle parçalandı, yarıldı. İhtimaller var ama doktora gitmeyeceğim mi diyeceksin. Dinimiz de öyledir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kemiğidir. İmam-ı Azam Hazretleri Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam rüyasında gördü, kemiklerini topluyordu. Sen dininin direği ver kemiğini kırt diye kırıyorsun ve bakmayacağız, bakmayacağız, şüpheli diyeceğiz, ihtimali var, haram mıdır, değil midir diye katır katır, çatır çatır yiyorsun. Nasıl da ayağın kemiği kırıldığında acilen ambulans çağırdığın gibi şimdi de çoktan acilen onu laboratuvara vermen lazımdı. İçinde ne var, ne yiyorum ben, dinimin efendim sütununu, vera, takva direklerini kırmıyor muyum? Kırılmış mı direk diye acilen onu araştırman lazımdı, içinde ne var olduğunu. Kaldı ki Bakıbillah Hazretleri gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar, feyiz kapısını kapatır kavlini duyunca sen Allah Ahmet Yesevi Hazretleri böyle yeri kazıdı, içine girdi ya, sen de çoktan içine girmen lazım, artık yeryüzünde yürümeye hakkın yok senin. Hınzır tozu yiyorsun çünkü. Alimim diye herkes senden ibret alıyor ya. Et saçmalama işte. Diyorum dağın tepesindeki amcalarımıza. Senin yerin tepesinde yürümeye hakkın yok ya. Herkes sana bakıyor, ibret alıyor ya. Yanılıyorsam söylesene bak. Şurada yanılıyorsun de. Haklı ol yenilirim, sevine sevine. Haksız isen yeneyim, sevile sevile. Ya altını kim getirdiği fark etmez değil mi evinizde? Birisi altın getirirse seviniyorsunuz. Onun gibi hepimiz altın bulma derdindeyiz. Manevi altınları bulma derdindeyiz. Yeter ki hakikat altınını ortaya koyalım. He sen koydun, he ben koydum. Evet, şimdi ama sana gidip de araştır denildiğinde sen ne dedin bana? Kulaklarımla duydum. Ahiret şehadet edeceğim. Eğer sen düzeltmezsen ben mi araştıracağım onu dedin ya. Ama bunu kim dediğini söylersen var ya hayret edersiniz. Yani sen ne zannediyorsun? Niye ortalıkta böyle fetvalar var? Biliyor musunuz? İşler çok zor. Onun için çıldırdık ve sokaklara döküldük. Sen ne zannediyorsun? Bu işleri dert edinseydin sen de çoktan sokaklara dökülürdün. Evet, çıldıracak bir sorunlar değil mi bunlar yoksa? Evet, şimdi yapalım. Hulasa yapalım. İman kurtarmak için efendiler ne lazımmış? Şu sözü şiar edinelim. İman kurtarmak için mücahede ile nefsi öldürmek, müşahede ile kalbi diriltmek varmış. Ve Sübhanallah. Çok güzel değil mi Evliyaullah'ın hayatı, kıssaları? Peki şimdi piyasaya bakarsanız, o diyor Haydar Baş, işte bilmem yine kimler var, işte Mustafa İslamoğlu, Allah'ım ya Rabbi. Bu sohbetlerimizi onların çirkin isimleriyle kirletmek istemezdim ama dinimizi bozan, İşte hadis-i şeriflere gerek yok diyen, işte sahabe-i kirama iftira atan kişilerle mücadele ediliyor ve şimdi günümüzde meşhur oldu şu dua. Allah'ım neslimizi şu itikadı sapık olanların, efendim itikadı sapık olan alimim diye gezinen prof, doç, unvan alanların sapıtmasından koru diye dua değil mi? Herkes işte dizi seyrediyor bilmem ne ve böylece ayağı kayıp gidiyor ya da şu okul bu okula veriyor ve çocuklarının imanı tehlikede kalıyor. Direkt ateist, deist ortada dolanıyor. Bunları diyor işte herkes güya bak. Tekrar söylüyorum, güya bunu dert edinmiş. Baksana, baksana, baksana. Hakikaten dert edindiysen sana bir tane yine Farzain kanalı reçete sunuyor. Ama kimin mühürüyle? Ricalullah minel madi. Geçmişteki Evliyaullah'ın mühürüyle. Anlıyor musunuz?
ricalullah minel madi feme kalu enel radi femel müfti ve mel kadi huda darem cigam darem demiş, kalbi çok yanan birisi ya. Mazideki ricalullah evliyaullah ne dediyse ben ona razıyım. Ya yani günümüzdeki o saçma sapan kadı müftüler ne diyorlar ya? Kim onlar da kimmiş diyor. Huda darem cigam darem. İşte Allah derim, ne gamım var ne külfetim var ya, git ya demiş. Siz şimdi bugün ne yapıyorsunuz? Geçmişteki müftü kadıların makamındakilerin ağızlarından böyle hınzır tozunun tükürükleri sıçrıyor, siz de aha baksana mübarek diyorsunuz. Geçmiş olsun diyorum amcalarımıza. Evet, vemel müfti vemel kadi demiş, bak gördün mü, müftü de kimmiş kadı da kimmiş demiş. Tabii öyle deriz bak. Sen hınzır toz yiyorsan kimsin sen deriz. Anlıyor musunuz? Düzeltmen lazım deriz en azından. Gidip de işte yiyorsa, eğer Diyanet'ten bir hoca böyle yiyorsa öyle deriz ona, değil mi? Evet, şimdi bu biraz sohbetin konusunu böyle kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi ya da benim amcam yiyorsa amcama gidip sen de kimsin ya deriz. Nerede sen de kimsin deriz? Ne, hangi mahalle, hangi sokakta öyle deriz? Eğer bize dese ki sen de yiyeceksin, biz de deriz ki evet sen meşhursun ama sen de kimsin? Allahu Ekber deriz. O hakikat senden büyüktür. Sen ye dersen yemeyeceğiz deriz. Çıkan darem diye öyle şey, kibrinden dolayı o da kim olmuş demiyor. Öyle senin kibrine benzemez o sözler. Dinini kurtarmak için, dini ahkamı ihya için sen de kimsin? Dini ahkamı ihya edeceğiz. Senin bana verebilecek zararın nedir? Benim nefsim kimdir sözü var orada. Nefsimin senden çekinmesi ne olmuş diye bir söz var. Allah'ın hakikati ortadayken diye bir söz var. İlk başta nefsim kimmiş ya, nefsimin tereddüdü neymiş sözü vardır. Öyle kibirli kibirli sen de kimsin sözü değil bu söz. Evet, şimdi reçete sunuyoruz. Bütün insanların efendim sapık insanlar ya. Yani onlar var ya, hatta ki bırak sen o itikadı sapık olanlar ya da şu falan bu. Hatta ki diyor İmam Rabbani Hazretleri, ehli bidet, o küfür ehli ateist deistler değil de ehli bidet, böyle ehli bidetin dahi diyor ki ahiretlik onların halleri hakkında ulemanın bazı fikir şey görüşleri vardır. İşte ehli bidet tam bir kafir, tam bir müşrik gibi değildir ehli bidet. Mesela şeyler, işte Evliyaullah'ın şefaatini inkar edenler, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam şefaatini inkar edenler, işte tam bir kafir gibi değiller onlar. Peki gelelim İmam Rabbani Hazretlerinin kavline. Buyuruyor ki mübarek, sen diyor ehli bidete işin düşerse diyor aynı helaya girip ezayı kendinden giderip çabucuk o necaset mekanından kurtulduğun gibi onlarla işini çabuk bitir ve onlardan ayrıl diyor. Görüyor musunuz? Biz de o zaman küfür ehli ateist deyiz falan falanlar. Bak, dilimin şu an kirlendiğini, böyle hani insan istemez o konuları konuşmayı, görüyor musunuz? Onun için diyoruz bizim muhatabımız sadece çok derin ilmi olan ve ben tarikat ehliyim diyen amcalarımızdır sadece diyoruz. Kolay gelsin şu ateist deist falanlarla efendim açık açık reddiye haykıranlara, kolay gelsin. Gerçekten zor iş, biliyor musunuz? Mesela piyasada meşhurlarını söyleyelim efendim, perde altındaki zatlar da orada anlaşılsın. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ya da işte İhsan Şen Ocak, bunlar hep ehli sünnet alimleridir. Ehli sünnet gayelerini o sapık hocaların fikirlerinden, batıl görüşlerinden sahayı temizlemekteler. Ya da Cevat Akşit Hoca Efendi ya da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, bunlar işte meydanda böyle temiz itikadı himaye ediyorlar. Peki sosyal medyaya çıkmadan temiz itikadı himaye eden efendim hırkalı izatlar vardır değil mi? Cübbeli izatlar varsa meydanda, meydanın arkasında da manevi hırkayı giyen izatlar vardır, öyle değil mi? Sellemallah alel kiram daimen ebeda. Peki ama unutulan bir şey var şimdi günümüzde. Çünkü mesela şöyle düşünelim. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi bir kişiye reddiye söyledi. İsmini şu an unuttum.
Bir saçma sapan dinsiz birisine reddiye söyledi. Sen nasıl böyle bir şey, ayet inkar edenler var günümüzde. Hadis-i şerife gerek yok diyen. Yani ne kadar iğrenç birileri var mesela. Onlara reddiye söyledi değil mi? Ama o İhsan Şen Hoca Hoca Efendi'nin reddiyesini senin oğlun dinler mi? Düşünsene bak, senin oğlun diziyle meşgul, işte yani çoğunuzun oğullarını çocuklarını tanıyoruz, hatta çoğu babalar oğluyla beraber oturarak efendim bilgisayar oyunlarını oynuyor, hatta bazı efendim Hindistanlı bazı hocalar diyelim talebeye haftada işte şimdi tatil günü diye telefonlarını böyle serbest bırakıyor. Sabaha kadar talebe telefon zulmani oyununa mahkum ediliyor. Yazıklar olsun gerçekten o Hindistanlı hocalara. Ne yapıyorsunuz? Niye saçmalıyorsunuz? Hafta boyu nurla efendim talebeyi meşgul edeceksiniz. Hafta sonu zulüm altla. Bu nasıl bir saçmalıktır? Ona dur demek lazım. Saçmalamayın ya. Diye mektup gönderelim o Hindistanlı hocalara değil mi? Masal olarak söylüyoruz. Timsali, remzi olarak söylüyoruz. Peki, şimdi böyle gençler o gidip de şu hoca ne diyor? Efendim şu hocaya efendim şu fikre filan hoca ne diyor? Reddiyesini araştırıyor mu? Yok. He, bu böyleymiş diye devam ediyor. Mesela Diyanet'e birisi girdi. Birisi de hadis-i şerife gerek yok dedi. Talebe de duydu. Meğerem gerek yokmuş dedi. Kalbine şüphe girdi biliyor musun? O şüpheyi o talebe şimdi reddiyesini arayıp da filan hoca da bunun reddiyesi varmış diye zaman mı ayıracak? Hayır. Babası da gel diyor evladım diyor. Beraber bir dizi seyredelim diyor. Annesi de dizi seyredelim diyor. O çocuk gidip de onun reddiyesini aramaz ki. Tekrar soruyorum, senin gelecekte çocuğun efendim piyasadan bir bozuk fikir duyduğunda o çocuk gidip de bu bozuk fikrin reddiyesi ehli sünnet uleması tarafından neymiş diye araştıracak mı? Kitaplara bakacak mı? Yok ya Allah aşkına. Yok. Peki tabii ki bakan işte araştıran evlatlarımız olsun. Tabii ki de evlatlarımız Evliyaullah'tan olsun. İmam-ı Azam Hazretlerinin efendim ilmi gibi ilmi olsun. Böyle dua ederiz. Ama gençliğin çoğu çocuklar bakmıyor. Kitabı asla bakmaz ki. Ya, bu böyleymiş der devam eder. Ki piyasanın çoğunu kim zapt etmiş? Sapık itikatlı olanlar zapt etmiş. Her yerde o söz. Bir arkadaşından onu duydu. Tamamdır, çocuğun kalbine şüphe girdi şimdi. Hadise gerek yokmuş dedi mesela. Allah korusun. Peki bu çocukların itikadının kurtarılması için tam evine kadar uzanabilen el ne olabilir? Yani hidayet eli ne olabilir biliyor musunuz? Evet. Ayet-i Kerime'ye bakalım ya da ondan önce şöyle bir rivayet söyleyelim. Geçmiş zamanlarda küfür ordusu bir dağlarda yaşayan dervişleri esir almış ve o dervişlere de demiş ki elinizdeki malzemelerle bize sürekli yemek yapacaksınız. Biz burayı kendimize şey yapacağız işte gün boyu savaşıp gelip de yatacağımız yer yapacağız kendimize. Tamam, dervişler her gün yemek yapıyor ama dervişler nasıl yemek yapıyor? Zikirle, adresle yemek yapar tabii ki de. Bunu yiyen küfür ordusunun askerleri yavaş yavaş hidayete ermeye başlamışlar biliyor musunuz? Bakın bunlar tarihi kitaplarda geliyor bu rivayet. Ondan sonra kumandanlarından da tövbe edenler işte hidayete erenler olmaya başlamış. Hayret etmişler küfür ordusu, işi anlamışlar. Dervişleri o aşçılıktan men etmiş ama iş işten geçmiş. Artık onlar mağlup olmuşlar. Peki bu bir rivayettir deyip geçemeyeceğiz. Çünkü bu rivayette ibret vardır. Bir de bu rivayetteki sunulan şey bir çaredir, bir tedbirdir, bir faziletli ameldir. Ellezî kitap ve sünnette bunun aslı esası vardır. Ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala estaîzü billah ya eyyuher rusulu kulû minet tayyibâti ve amelû sâlihâ. Sadakallahu'l-alîl azîm. Ey rasuller, tayyibatı yiyin ve salih amel işleyin. Bak, tayyibat yenilmesi emriyle salih amel işleyin emri o vav atfı ile geliyor. Yani ayet-i kerimede ne zaman Allah subhanehu ve teala bir emri yan yana getirirse, yani emir iki emri yan yana getirirse vav ile
İkisinden birisi eksik olursa diğeri de kabul olmamakta. Mesela Allah'a ve Resulüne itaat edin emri vardır ayet-i kerimede. Vav atfı ile gelmektedir. Bunlardan peygambere itaat etmeyeceğiz derse günümüzdeki sapıklar gibi, o zaman Allah'a itaatları kendilerinden kabul edilmemektedir. Yani iki tane emir yan yana vav atfı ile geldiyse biri yoksa ikincisi kabul edilmez. İkincisi mümkün değil. Öyle değil mi? O zaman sen tayyip lokma yemezsen salih emel işleyemezsin. Ayet-i kerimede çünkü bu iki emir, yani tayyip lokma yemekle salih emel işleme emri yan yana gelmektedir. Bir, ikincisi, bakın orada ya eyyühellezine amenu demiyor. Ya eyyühel rusulü diyor. Ey nebiler diyor. Ey peygamberler diyor. Ey rasuller diyor. Nebiler demiyor. Ey rasuller diyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala peygamberlere sen artık işte Cebrail ile muhatap oluyorsun, vahiyinin muhatabısın. Sen işte sen tayyip lokma yemesen de haşa salih amel işleyebilirsin dememiş, görüyor musunuz? Tayyip peygamberine bile Allah Teala tayyip lokma ye diyor ya. Ayet bu, ayet. Gel gör günümüzde ben artık evliyayım. Ondan sonra kulağımla duydum, biliyor musunuz? Dağın zirvesindeki ilim ehlinden duydum. Efendim bunun içinde şöyle şöyle zülmaniyedir bu kuda denilince, ya sen ne diyorsun dedi ya, böyle kızıyor, görüyor musun? Kızdığından anlarız ki nefsiyle ruhu nefsin lezzetlendiği yerdedir. Esfele sefilindedir ya, ne kadar korkunç bir şey. Hazreti Ustaz Kuddise sirruhu Kamil Mürşid, Silsile-i Saadat ulemasından Kutbul Aktab bir zat buyuruyor ki وَرَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye hemen geçin, orada durmayın diyor. Niye? İşte İmam Rabbani evlatları fazla kalmasın o Esfele Safilin'de, hemen çıkıp gidiversin diyor. Peki o zat ne dedi şimdi? Canı sıkıldı böyle terk etmeyecek misin denilince. Niye? Çünkü ruhu artık nefsinin lezzetlendiği şeyle lezzetleniyor ve lezzet elinden alınacağı an canı sıkılıyor. Görüyor musunuz? Nasıl da yakalıyor sizi feyzi, şey, Farzain kanalı. Kitabullah'ın memuriyiz demeyi bilirsiniz. Ama böyle ahkam bozulduğunda yakalamasını, vazifesini niye yapmıyorsunuz? Ya da bu vazifeyi yapanları niye tanımıyorsunuz? Kabullenin. Bir polis nasıl da bir hırsızı şart tep yakalamakla mesul ise, efendim Kitabullah'ın memuriyim diyen her mümin, her ilim ehli bildiği şeyin bozulduğunda yapma bunu, haze münkerin demekle mükelleftir. Evet. Şimdi o zata dedik ki o dağ zirvesindeki, niye yiyorsun dediğinde besmele çekersin, üflersin, yersin dedi ya. Yani Allah Teala peygamberlerine dahi tayyip lokma ye demişken, çıkıp da ben evliyayım, besmele çekerim, tamam siyah beyaz olur demeye kimsenin hakkı yok. Bakın Ömer radıyallahu anh bir tabaktaki zihri yedi, 70 bin kafirin tohumunu yok eden zihirdir denilince, benim içimde de 70 bin kafirden daha kavi bir düşman var dedi. Sen o içindeki düşmanlığın artık böyle vemtezül yevme, işte ayrıl artık, o mücrim senden ayrılsın artık. Peki Ömer radıyallahu anh'a o zihir tesir etmedi. Niye? O Ömer radıyallahu anh'ın kutsi nefesi sende yok ki. Öyle besmele çekeceğim de yiyeceğim dersin. Evet, peygamberlere dedi. Eyyühellezine amenu demedi. Ya eyyühe rusulu dedi bak. O zaman sen öyle evliya oldum diye hınzır tozu yiyemezsin. Bak ne kadar samimiyiz, sadakatliyiz. Ne kadar dinimizi samimi tutarak konuşuyoruz seninle. Görüyor musun biz sadakatimizi nasıl sunuyoruz sana? Evet. Gelelim ümmet-i Muhammed'i, neslimizi yarın şak diye birileri imanını çalıvermemesi için ne yapacakmışız arkadaşlar? Gerçekten evet, bunu dert ediniyorsanız o zaman her sokakta bir tane tarikat ehlinin fırını olması gerekiyor. Niye? Bakın, es-sabikun, sahabe-i kiram ne yapıyordu? Bir hayrı duydu mu hayırda yarışıyordu birbiriyle. Şimdi günümüzde tarikat ehli işte biz sahibi zaman evlatlarıyız diyoruz. O zaman biz herkesten önde olmalıyız ama kabul etmemiz gerekiyor. Merkez menzil tarikatı, menzil tarikatı, merkez diyorum, menzil tarikatı
Adıyaman diye maruf olunan cemaat 10-15 sofi bir araya geliyor. Böyle kahverengi işte tam buğday unundan ekmeklerini yapıyor. Bilmiyorum ata tohum mudur değil midir? Daha ulaşamadım o bilgiye. Ama zikirle kendi ekmeklerini yapıyor. Bir tarikat ehli, bir zikir ehlinden elinden çıkıyor. Yani biz besmeleli, abdestli en azından ekmek yapılıyor ve diğer tarikat ehlinde bu gözükmemektedir bu husus. Evet, o zaman her sokakta tarikat ehlinin bir fırını olursa ve orada da tarikat ehli çalışırsa, efendim zikirle ekmek pişirilirse, millet de o zikirli ekmeği yiyince hidayete erer diye bir duamız vardır sadece. Tamam. Evet, şimdi şeye gelelim ki tarikat ehli olan dervişlerin efendim insanlara güzel ekmek ulaşmaktan başka bir derdi de olamaz zaten. Günümüzde ben tarikat ehliyim deyip de siyasete karışıp da nice kavgalar çıkartanlar hakiki tarikat ehli değildir. Tarikat ehlinin efendim davasında böyle bir dava yoktur. Tarikat ehli efendim zikir ile alem zapt etmeyi düşünür. Demir silah ile değil. Bunu da bilelim. Sisse-i Saadat ulemasından bir zat evlatlarından nakl olunduğuna göre elleriyle hamur yapıyor, hamur yoğuruyor ve ekmek pişiriyor ve denize atıyor o ekmeği ve diyor ki bu ekmeği balıklar yer, o balığı da yiyen işte insanlar hidayet bulur diyor. Ha, bu söz şimdi bu rivayeti de bazıları yok böyle bir rivayet ben duymadım diyor. Sen duymadıysan birisi icat etmiş değil. Çünkü bu kavlin, bu fiilin aslı efendim Kur'an-ı Kerim'de demek ki ayet-i kerimede çıktı. Nedir aslı? Yani, dayıp lokma yiyen salih emele muktedir olur. Dayıp lokma yemeyen salih emele muktedir olamaz. Ve iman ile emel tavuemdir, ikizdir. Tavuğumdur, ikizdir buyurdu Kamil Mürşit Hazretleri. O zaman tayyip lokma yiyelim ki imanımızı kurtarabilirim. Zira tayyip olmayan, habis olan lokmaya besmele çekmek zaten küfre müeddidir. Evet, bugünkü sohbetimizde iman kurtarma meselesini konuştuk. Küfürden imanını kurtarmayı gerçekten dert ediniyorsanız iki hususu size tavsiye ettik. Birincisi, kendi imanımı kurtarayım demek ne demek? Kalbimi Allah Teala dirilsin demektir. Kalbi olan ki ölü olan kişi teheccüd namazına kalkamaz diyor ulema. Peki kalbi diriltmek nedir? Duası vardır. Entuhiyye kalbi, kalbimi dirilt diye onu zikrettik. Fakat o dua ile iş bitmez. Niye? Çünkü mücahede ile nefsini öldürdükten sonra müşahede ile kalbi diriltmek vardır. Nefsini sen öldürmediysen o nefsinin zevki ile zevkini senin ruhun kendi zevki zanneder. Ve böyle esfele sefilinde kala kalır. Bu her kişinin şahsi imanını kurtarma çaresidir. Bu birincisi. İkincisi, tüm evladı ümmeti Muhammed'in imanını kurtarmaya eliniz yetmiyorsa ki bazı hocalar Allah onlardan razı olsun, bazı ulema ehli sünnet görüşlerinin müdafisidirler, işte himaye ediyorlar sapıklara karşı. Fakat sual, senin çocuğun o sapık fikri duyunca kalbine şüphe girivermez mi? Sen oradan korkmuyor musun? Kalbine şüphe girip de senden sormadı diyelim ve kalbine şüphe girip de hakikati nedir bunun, reddiyesi nedir bunun diye araştırmaz ki. Sen onu zaten oyunlara mahkum etmişsin. O zaman o çocukları ateist, deist falan namazsız olmaktan nasıl kurtarabiliriz? Lokmasını düzeltmekle. Milletin imanını mı kurtarmak istiyorsun? Kendin salih emele muktedir olmak mı istiyorsun? Hakiki feyiz bulmak mı istiyorsun? O zaman gel, milletin imanını kurtarmanın çaresi her sokakta bir zikir ehlinin, bak zikir ehlinin, zikir ehli illa da tarikat ehli olması mı gerekiyor derseniz, bunun siz de niyet ediyorsanız haydi bakalım efendim, tarikat ehli olmadan kalbinizi zikrettirebiliyorsanız ki hiçbir kitapta bu yoktur. Tarikat ehli olmayan kalbini zikrettirebilir diye. Evet, fırınlar olsun tarikat ehli.
Bu fırınlara nereden para bulacağız demeyin, bak şimdi de var ya sizi bu fırınlara nereden bulacağız demeyin diyorum ben amcamın oğullarına. Lüksa para harcıyorsunuz ya, tıkır 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 tıkır. Allah, çok korkunçsunuz var ya, gerçekten ben çok korkarım yani. Geçen bir alimin evini gördük. Çok korkunç bir şey yani, öyle olmaz ki, öyle tarikat ehliymiş dersin yani. Evet, lüksa para harcamak yerine tayyip lokmaya, her yerde fırınlarımız çok olursa diyorum ben amcalarıma, o fırınlardaki ekmeği yiyince millet hem sıhhatına ulaşır, hem maddi hem manevi sıhhata ulaşır. Tayyip lokma yedi ya, Allah'ım hakiki imana baliğ olur, kendi kendinden hidayete erer diyoruz. Allahümme ağfirli hatiyati ve cehli ve israfi fi emri ve men te'alem bihi minni. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin fi emanillah ve kefa billahi vekila.